Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir eğitim videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda da sizlerle bir komut işleyeceğim arkadaşlar. Birleştir komutu, İngilizce kullananlar için combine komutu. Şimdi bu komut nedir, neyin nesidir bir bakalım. Ben yine yeni bir çizim dosyası açtım. Ve öncelikle şunu söyleyelim. Bakın arkadaşlar buraya dinamik aynalama objelerini getirmiştik. İsterseniz öncelikle bir ön düzlemde gelip bir çizim başlatayım. Şöyle. Aynı şekilde dinamik aynalama objelerini de görelim. Buraya komutu öncelikle nasıl getireceğiz? Bakın ben yine şuradan getirme taraftarıyım. Diğer yöntemi de sizlere yine göstermiştim. Yine söyleyelim. Buradan arkadaşlar seçenekler kısmından gelip kişiselleştir diyorum. Komutlar diyorum. Buradan komutu bulup buraya gelip sürükleyebilirim şu kısma. Bu bir yöntem. Ama isterseniz yine buraya gelip birleştir yazıp arkadaşlar. Bakın komutun çıktığını şu anda görüyorum. Bunu tutup buraya sürükleyebilirim. Ama aktif olmadığını görüyorum. Neden? Combine komutu iki tane gövde ister arkadaşlar benden. Yine kalıpçılıkta da kullanılan bir komuttur. Ve çok daha farklı böyle katılar elde edebiliriz bu komutta. Şimdi buradan tutup bunu buraya sürükleyemiyorum. Ama bakın şöyle yapacağım. Şimdi ön düzlemde bir sketch açtım. Buradan orta nokta çizgimi aldım arkadaşlar. Geldim şöyle uzattım. Bakın buraya ben gelişi güzel bir profil oluşturacağım. Çizgi komutunu aldım. Bir miktar yukarı çıktım. İleri geri yaptım. Şöyle bir yay oluşturdum. Buradan şöyle gelelim. Yine ileri geri yapıp bu sefer böyle bir yay oluşturdum. Sonra geldim. Şu şekilde kapattım. Ölçülendirme vermeyeceğim. Şu kısımların sadece teğet olmasını istiyorum. Şuna da aynı şekilde geldim. Teğet yap diyorum. Ve unsurlar döndürerek katı oluşturma dedim. Bakın şu eksen çizgisini seçtim. Böyle bir katı oluşturdum. Şimdi üst düzleme geliyorum. Buraya bir çizim başlat dedim. Merkezi de dikdörtgen komutunu aldım arkadaşlar. Şöyle bir dikdörtgen oluşturdum. Bakın hatta biraz daha genişletebilirim. Unsurlar ekstrüzyonla katı oluştur dedim. Şöyle çevirdiğim zaman aşağıya da yukarı yönde bunu bu parçayı içine alacak şekilde şöyle geldim katıladım. Bu şekilde oluşturdum. Şimdi dikkat ederseniz bakın buraya birleştir yazıyorum. Komutun yine aktif olmadığını görüyorum. Arkadaşlar sebebi şu. Şimdi ilk yaptığım işlem döndürerek katı oluşturma işlemi. Burada döndür bir diye adlandırılan. İkinci olarak ben üst düzlemde gelip şu kareyi çizdim. Katıladım. Bakın buna sağ klik yapıyorum. Buradan sonucu birleştiri katılıyorum arkadaşlar. Bu komutu bakın şu anda birleştir komutu Türkçe kullananlar için buraya gelmiş oldu. Fakat bende yoktu. Bakın şunu da net bir şekilde görmenizi istiyorum. Kişiselleştire gelip komutlar dedim. Birleştiri gelip buraya sürükleyeceğim arkadaşlar ben. Ve tamam diyorum. Buradan da komutun aktif olduğunu görün istiyorum. Bakın birleştir dedim. Aktif olduğunu gördüm. Geldim buraya sürükledim. Şu anda komutu kullanabilirim artık. Şimdi birleştir komutuna girdim. Beni 3 tip versiyon karşılıyor arkadaşlar. Biz bakın bu komut neden önemli? İşlerimizi birazcık daha böyle profesyonel yapabilmek adına. Şimdi birçok parça çizimi yaptık. Mesela bu örnek çizimimize bakacak olursak aslında iki etapta yapılmış bir işlem nedir? Döndürerek katı oluşturduk. Üst düzleme geldik. Bir katılama işlemi yaptık. Ama bunu ben tek gövdede göstermek istiyorum. Veya hani özellikle perspektif çizimlerde, sınav endeksli şeylerde bunun çok çok örnekleri var. Bakın birleştir komutuna geldim. Burada mesela diyelim ki ekle. Ekle ne işimi görür benim? 3 tane versiyonun birincisi olan. İkisini geldim seçtim. Ön izlemeyi göster dedim. Bana bu ikisini tek bir gövde halinde gösterir. Bakın katı gövdelerin altına girdim. Birleştir birinin üzerine tıkladım. Tek bir gövde halinde gösterdi. Bakın Ctrl-C yapıp geri geliyorum. Bu işlemi yapmadan önce katı gövdelerin altında döndür 1 ve yükseklik ekstrüzyon 1. Yani iki farklı gövdem vardı. Ve ben birleştir yapıp
Ekle dediğim zaman şu ikisini seçip bakın ön izlemeyi göster dedim. Geldim onayladım. Artık tek bir gövdem var. Şimdik. İkinci olarak bakın çıkar var arkadaşlar. Çıkar da nedir? Örneğin bunu bundan çıkar. Ön izlemeyi göster. Bakın asıl kalıpçılıkta kullandığımız kısmı budur arkadaşlar. Ve işimize de yarar. Ben yine geri geldim. Üçüncü bir versiyonunda görelim. Ortak dediğim ne? Bakın bana ikisinin ortak ara kesitini verir. Yine bunu da zaman zaman kullanabilirim. Ama bana göre ortaktan ziyade arkadaşlar birleştir komutunda bakın çıkar özellikle şu ikisini seçtim ön izlemeyi göster dedim. Kalıpçılıkta kullanılan bir özellik bana göre. Yine aynı şekilde şu ekle dediğim kısımda yani nasıl söyleyelim çizimlerimizi, tasarımlarımızı daha profesyonel bir şekilde oluşturabilmek için tek bir gövde haline getirebilmek için kullandığımız komutun bir parçasıdır birleştir komutunda. Yani dediğim gibi ikisini gelip seçip ön izlemeyi göster dediğimde ikisini bana tek bir gövde haline getirdi. Ve artık buraya geldiğimde tek bir gövde olarak gözükür arkadaşlar. Combine komutu Türkçe karşılığı birleştir komutu oldukça kullanışlı ve önemli bir komut arkadaşlar. Mutlaka uygulamasını sizler de yapın. Ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Lütfen videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayınız.